Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle çokça sorulan ekşi maya ile ilgili bazı soruları cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle bildiğiniz gibi ben ekşi maya nasıl yapılır, ilk ekşi mayayı oluşturmakla ilgili 5 gün süren ekşi maya oluşumunu anlatan videoyu yayınlamıştım. Ve ondan sonra birçok kişiden ekşi mayanın nasıl saklanması, nasıl beslenmesi gerektiği ile ilgili ya da ekşi maya aktif mi ya da ne oluyor, ekşi mayam öldü mü? Bu tarz çok fazla soru geldi. O yüzden bunları açıklayan bir video yapmak istedim sizlere. Burada benim daha önce 3 yıllık olan ekşi mayam var. Bu da geçen hafta sizlerle birlikte yaptığımız yeni ekşi mayam, daha genç bir maya. Tabii ki bunun olgunlaşması, yaptıkça ve besledikçe ekmekleri zaman geçtikçe oluşacak bir şey. Ama ikisi de aktif durumda. Ben bugün sadece bir tanesini besleyeceğim. Ama öncelikle en başından başlayalım. Tamam, siz ekşi maya yapmaya karar verdiniz ve o gün ve o 5-6 gün süren sürecin sonunda ekşi mayanız oluştu ve çok güzel bir şey başardınız, mutlusunuz. Ama bundan sonra ne yapmanız gerektiği ile ilgili birkaç bilgi paylaşacağım. Öncelikle ben ekşi mayamı sadece bir şekilde saklıyorum. O da buzdolabında. Daha başka teknikler de var. Mesela kurutma tekniği. Bu ki çok eski bir teknik. Yani binlerce yıl önceki çömleklerin içerisinden bile ekşi mayayı çıkartıp bugün çoğaltıldığı oluyor, mümkün. Yani ekşi maya o yüzden çok dayanıklı bir şey. Yani öldürmek ekşi mayayı gerçekten bayağı bir uğraşmak gerekiyor. O yüzden çok dayanıklı olduğu için de bu işimizi kolaylaştırıyor ama sadece birazcık dilinden anlamak gerekiyor. Dediğim gibi ben ekşi mayayı sadece buzdolabında sakladım ama kurutulduğunu biliyorum. Ve aynı zamanda buzlukta saklayan da var. Tabii ki ekşi mayalar buzlukta bir kısmı ölecek ama bir kısmı hala canlı kalacak. Ama dediğim gibi denediğim bir şey değil. Ama denemeyi düşünüyorum yakın zamanda sonucu görmek için. Kurutmayı da nasıl yapıyorlar? İnce bir şekilde serip sonra onu kurutup böyle biraz cips gibi oluyor. Onu kavanozda saklıyorlar ve sonra su verip suda çözüp kullanıyorlar, aktive ediyorlar. Buzdolabında nasıl saklanır ondan bahsedeyim. Dediğim gibi ekşi mayayı yaptık. Yaptığımız zaman besledik, ekşi mayamız aktif ve ekmek olarak kullandık. Her zaman için ben ekşi mayanın bir kısmını ayırıyorum. Zaten artıyor yani 2 yemek kaşığı da olsa bir kısmını kavanozda bırakıyorum. Yani yaptığım ekmekten ayırmıyorum hamur. Ve ekşi mayamı sürekli kavanozda bir kısmını bırakarak devam ettiriyorum. Diyelim ekmeğinizi yaptınız. Geride bir iki kaşık mayanız kaldı. Beslenmiş maya. Bunu bir daha beslemeye gerek var mı? Ben genelde beslemiyorum. Direkt buzdolabına koyuyorum. Çünkü zaten hani beslenmiş bir maya çok besine ihtiyacı olmayabilir bir süre daha. Çünkü buzdolabına göndermekteki amaç oda ısısında çok daha yüksek bir ısıda olduğu için mayalar çok daha aktif ve hızlı bir şekilde besinleri kullanıyorlar beslediğimiz zaman. Ama buzdolabına gönderdiğimiz zaman bu süreç çok daha yavaşlıyor. Bunu buzdolabına koydum. 2 kaşık mayam artmıştı. Haftada bir gün en az beslemek lazım. Evet, ekşi maya beslemesini de eşit miktarlarda gram olarak su ve unla yapıyorum ben. %100 su oranlı maya deniyor buna. Yani %100 hydrated deniyor İngilizcesi. Bu mayanın en iyi çalışan maya olduğu genel olarak benim tecrübelerimden ya da okumalarımdan anladığım. Daha sıvı yapan da var mayayı, daha katı yapan da var. Ama her zaman için ben %100 su oranlı mayayı kullanıyorum. Ve diyelim buzdolabında ekmek de yapmadınız. Bir hafta sonra çıkarıyorsunuz bunu ve ekmek yapmayacaksanız da içerisine bir çay bardağı un, yarım çay bardağı su şeklinde eşit ölçüde olacak şekilde besliyoruz. Yani mayayı çıkarıyoruz, unu koyuyoruz, suyu koyuyoruz, karıştırıyoruz. Sonrasında direkt buzdolabına mı koymalıyım yoksa biraz oda sıcaklığında bırakmalı mıyım? Ben genelde mayaların biraz aktif olması için 1-2 saat dışarıda bekletiyorum besleme sonrasında. Besledikten sonra 1-2 saatin sonunda tekrar buzdolabına gönderiyorum. Çünkü ekmek yapmayacağım zaten. Bu genel olarak ekşi mayanın bakımı bu şekilde. Yani buzdolabındayken bakımı ve besleme böyle oluyor. Diyelim ki ekmek yapacaksınız ve hamuru beslemeniz gerekiyor.
Öncelikle mayalarımı göstereyim size. Bu dediğim gibi genç mayaydı. Bunlar şimdi bir ekmek yapmayı planlıyorum. Ben o yüzden ekmek yapmak için besleyeceğim. Ama bu benim 3 yıllık mayam. Gördüğünüz gibi bu hala kabarcık kabarcık olmuş. Hala böyle bayağı aktivitesi iyi. Bunu daha yakın zamanda beslediğim için bunun beslenmeye ihtiyacı yok. Tekrar buzdolabına göndereceğim. Görebileceğiniz birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum buzdolabında saklarken. Diyelim vaktiniz olmadı, beslemediniz 2 hafta geçti, 3 hafta geçti ki bana olmuştu yani 1 aya kadar. Düşünün 1 ay boyunca hiç beslemediğim bir maya hala canlı kalabiliyor. Tabii ki en güzeli haftalık beslemek mayayı böyle canlı taze tutmak için. Diyelim ki başka bir yerdeydiniz, vaktiniz olmadı, besleyemediniz 1-2 hafta. Sonra üzerinde böyle su oluştuğunu görürsünüz, böyle bir katman su. Hatta bazen rengi siyah olabilir. Sonra gördüğünüz zaman, aa ne olmuş işte, acaba mayam öldü mü, bozuldu mu, kötü mü oldu falan gibi sorular gelebilir aklınıza. Ama hiçbir şey olmuyor kesinlikle. O suyu direkt karıştırıyorsunuz mayanın kendi içine ve mayayı besliyorsunuz. Ondan sonra maya hemen kendine geliyor zaten dışarıda bıraktığınız zaman. Sonra tekrar buzdolabına koyabilirsiniz. Yani korkulacak bir şey yok. Dediğim gibi mayalar çok dayanıklılar. Bunu yakın zamanda beslediğim için ben bunu dolabıma gönderiyorum. Şimdi ekmek yapmak için besleme nasıl olur? Onu göstereceğim. Ben böyle bir kap kullanacağım bugün. Kavanozda da yapabilirsiniz ama böyle ölçü birimleri olduğu için takip etmesi benim için çok daha kolay oluyor. Evet. Bazen ben göz kararı yapıyorum. Yani bunun çok böyle gramlı olmasına da gerek yok. Şimdi mesela ben bu mayamdan yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar almak istiyorum. Dediğim gibi 1 yemek kaşığı mayadan aldıktan sonra buraya suyunu koyacağım. Yarım çay bardağı suyumu koyacağım. Karıştıracağım. Ve 1 çay bardağı da ununu koyuyorum. Normal unla besliyorum ben bugün. Bazen tam buğday unuyla besliyorum. Yani size kalmış istediğiniz unla besleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde beslenmiş maya böyle. Bunu ben oda ısısında bırakacağım. 2 katına çıkana kadar en az orada kalacak. Bu mayanın ekmek yapmak için hazır olduğunu nasıl anlarım? Şimdi ben onların aşamalarını da size bu mayalandıkça göstereceğim. Ama öncelikle biraz açıklayayım. Bunu oda ısısında bıraktım. Ekmek yapmak istiyorum. Ve şu an hangi seviyede olduğunu biliyorum. Ben 4'ü biraz geçmiş. Çok az geçmiş. Dolayısıyla benim aradığım şey en az 8'i biraz geçmesi. Yani 8 rakamını yani bir bardak ölçüsünü biraz geçmesi en az. Bazen mayalar 3 katına kadar çıkabiliyor duruma göre. Bunun ara ara bakmanız gerekiyor, kontrol etmeniz gerekiyor. 2 katına çıkması en güzel yöntemlerden biri. Tabii ki su testini de kullanabilirsiniz. Ama bir maya böyle 2,5 katı, 3 katına çıktıysa ve kabarcık kabarcık olduysa zaten su testini de gayet tabii geçecektir. Ve artık o ekmek yapmaya hazır bir mayadır. Ama diyelim soğuk eviniz, yani çok sıcak değil kış mevsimi. Dolayısıyla mayaların çalışması için daha uzun süre gerekecektir. Benim ilk ekşi maya ekmek videomda mesela o ekşi maya sanırım 15-16 saate kadar aktif olması geçmişti. Çünkü o maya o zamanlar çok aktif beslediğim bir maya değildi ve canlandırmak için çok daha uzun bir süre dışarıda bırakmam ve mayalandırmam gerekmiş. Ama sonraki başka bir tarifimde mesela 6-7 saatin sonunda
hazır olduğunu görürsünüz. Gerçekten sizin elinizdeki maya, evinizin sıcaklığı ve pek çok şey bunu etkiliyor. O yüzden dediğim gibi mayanın dilinden sizin anlamanız gerekiyor. Yani işte en önemli ölçütlerden biri kolay ve pratik olan yükselmesine bakmak ve 2,5-3 en az 2 katına olduğu zaman mayayı kullanmak gerekiyor. Evet, mayayı besledim. Şimdi kalan mayayı ne yapacağım? Şimdi ben bu mayayı saklıyorum, atmıyorum ben bu mayayı. Ama bu maya olduktan sonra muhakkak ki birazcık artacak bundan ve bu daha beslenmiş ve daha canlı bir maya olacak. Dolayısıyla bunu devam ettiriyorum ben. Bunu devam ettirmektense bunu ne yapabilirim? Ekşi maya artanını kullanabileceğiniz pek çok tarif var. Onları da kullanıyorum. Dediğim gibi mesela pizza hamuru yapıyorum. Pizza hamuru yaparken beslenmemiş şekilde bir bardak ekşi maya koyuyorsunuz. Maya da koymuyorsunuz ekstradan. Normal toz maya koymanıza da gerek yok. Uzun süre mayalandırıyorsunuz ve bir şekilde ekmeğiniz pizza hamurunuz oluyor. Ya da makarna tarifleri var yapabileceğiniz. Poğaça tarifi. Yani yaptığınız her türlü hamur işine beslenmemiş haliyle ekleyebilirsiniz. Güzel bir tat verir yani. Bunu şimdi ben yine dolaba koyacağım. Sonra başka tariflerde kullanmak için. Ama bunu beslediğim zaman altında kalan kısmını dolaba ayıracağım. Ve o şekilde onu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar, ben ekşi mayayı besleyeli yaklaşık 4 saat oldu. Size son durumunu göstermek istedim. Size söylediğim gibi 4'ü birazcık geçiyordu ve ben demiştim ki 2 katına çıkmasını için bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi üst kısmını açıp göstereyim nasıl görünüyor. Şu şekilde. Şu an 2 katına çıktı. Ekmek yapmak için kullanılabilir. Evet arkadaşlar, bir önceki videoda mayanın 4. saatinde size göstermiştim. Üzerinden 3 saat daha geçti, 7 saat geçti ama bu vakitte ben mayamı kontrol etme fırsatı bulamadım. O yüzden muhtemelen biraz daha yükseldi ve artık inmeye başladı. Gördüğünüz gibi 8'i geçiyordu bir 4. saatte. Muhtemelen yükseldi ve düşmeye başladı. Bu demek oluyor ki maya artık aktivitesinin en yüksek noktasına çıktı. Yani pik yaptı ve artık düşmeye başladı. Çünkü besin içerideki un miktarı azalıyor. Mayalar onu kullandılar. Bu hemen ekmek yapılabilir. En ideali tabii ki en yüksek pik noktasındayken bu mayayı kullanmak. Ama önemli değil. Bu maya her türlü ekmek olur. Çünkü görüldüğü gibi gayet aktif duruyor. Köpük köpük olmuş. Bu köpük köpük olması da dediğim gibi artık maya çok fazla ununu kullandı, besinleri kullandı, pik yaptı ve düşmeye başladı artık. İsterseniz bir de su testiyle göstereyim. Evet, suyumuz burada. Oradan bir kaşık alıp ona ekleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Görüyorsunuz değil mi kıvamını? Bu şekilde gayet güzel. Şöyle alıyoruz. Gördüğünüz gibi havada yüzüyor mayamız. Şu şekilde. Yüzme testinde geçti. Bu demek oluyor ki mayamız yapıma hazır.